Bandırma maçı da çok zor bir maç. Rakibimiz oldukça formda. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam Balıkesir'le beraber ligin beraberliği olmayan iki takımından biri. Tempolu bir oyun oynuyorlar. Kazanma arzuları üst seviyede. Zor bir maç olacak iki takım içinde. Biz iyi hazırlanacağız bu maça da. Menemen maçının galibiyetinden sonra bu Manisa deplasmanında aldığımız puandan sonra bir çıkış yakalamak istiyoruz. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Hem oyun anlamında hem skor anlamında. Bu bakımdan bizim için oldukça önemli bir maç. İyi hazırlanacağız inşallah. Galip gelmek için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız tabii ki. Sakat oyuncumuz Tugay sakat, Ali Keten sakat, Fethi cezalı. Onların dışında bütün oyuncularımız da tam kadroyuz diyebilirim. Onların da yerini dolduracak oyuncularımız var. Zaten bu yüzden kadro derinliğimiz ya da transferlerimiz bu yüzden var. Onların yokluğunu oynayan oyuncular aratmayacaktır. Herkes için de bunlar şans. Bekleyen oyuncular, az süre alan oyuncular için de önemli şanslar bunlar. Biz de bu şansı yakalayan oyunculara, performansını arttıran oyunculara şans vermeye çalışıyorum teknik direktör olarak. Taraftarımız biraz küskün, evet, Boluspor'a ama bu ne yönetimsel ne takımla alakalı değil. Onların küskünlükleri bence 4-5 sezondur, belki de daha uzun süredir süre gelen kulübün içinde bulunduğu konum. Belki onların bir tepkisi bu. Ama şunu unutmamalı ki taraftarımız kesinlikle onlara ihtiyacımız var. Bizi sonuna kadar desteklemelerini istiyoruz. Ya şunu unutmasınlar, bu kulüp kimsenin malı değil. Kimse burada sonsuza kadar kalmayacak. Ne hocalar, ne futbolcular, ne yönetimler. Buranın gerçek sahibi taraftar. Taraftar da tabii kulübü bulunduğu lig için ya da sıralama için sevmez. Ya da sevmemeli. Onlar arma için sevmeli, renkleri için sevmeli. Hangi ligde oynadığı, kaçıncı sırada olduğu, tabii ki mutluluğu için taraftarın tabii ki önemli ama asıl olan Boluspor'un varlığı. Onlar bu kulübün gerçek sahipleri ve biz onları yanımızda görmek istiyoruz. I think when I come here I was injured in 3 months, but I start very good and I play many games, 85 minutes, 90 minutes, and I feel very good in performance, my performance, and I think I adapted in with the team. And for me, I feel good now, and to see the next game what I do. Evet, adapte olduğumu söyleyebilirim. Buraya gelmeden önce 3 aylık bir sakatlık yaşamıştım. Ama iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. Her maçta 85-90 dakika oynuyorum. Performansımın iyi olduğunu düşünüyorum. Burada iyi hissediyorum kendimi ve bakalım önümüzdeki maçta neler yapabilirim. Yine göstermeye çalışacağım. Bandırma iyi takım. Bizim hedeflerimiz var. Bandırma'da bu hedeflerimizden bir tanesi. Biz maçlarımıza adım adım bakıyoruz. Bandırma maçı da bunun için bir adım. Yani iyi mücadele edeceğiz. Onlar ne kadar iyi takımsa biz de iyi takımız. Takım olma yolunda her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Puan tablosunda şu anda bulunduğumuz konum bence hak etmediğimizi düşünüyorum. Çünkü hem bunu oynadığımız oyundan hem de istatistik verilerimiz bunu gösteriyor. Yani Bandırma maçında kazanacağız. Kritik bir maç. İnşallah 3 puanla ayrılacağız.